Ölürsek de adam gibi ölelim. Aynen. Her zaman bu mottoda ilerledik arkadaşlar. Bu oyunda ölmek de yaşamak da ekip işi arkadaşlar. Şimdi. Tamam, 19 tane kittim ben. Zaten ne olduğu belli. Şuraya silah alayım. Madara olma oğlum bak millete. Adam gibi oyna. Açtığım susduğum yerinde. Şimdi biz hiçbir şey çözemedik mi ortak? Çözüyoruz ortak işte, çözmeye çalışıyoruz yani, ne yapalım. Bulamadım. Ya yok gerçekten bu. Cadımız orada. C4'lük bir durumumuz yok. Tamam, tertemiz. Oğlum bir de kafası çıkıyormuş cadının. Lan hayaldi, gerçek oldu. Bir bakar mısın? Abi Fedon'la görev yaptın mı? Ya Fedon Bodrum'da tatile gideceğim dedi. Saldık onu abi. Hiç basmayacağım lan kit. Çıkar kafası diyen var. Çıkar kafası biraz imalı geldi bana ama. Aa ne oldu oğlum? Kükreyi verdi ha. Bunlar geç gelmese hiç sorun yok da. Çık lan artık. Hiç basmadın değil mi? Aynen 19'da 19 devam. Oğlum cadı bana kıyak geçiyor ha. Köpeğim aman. Beyler. Şunlar var ya çok ayak bağı oluyor. Bir tane bastım. Allah sıkışıyordum yemin ediyorum ya. Malın yüzünden. Şu malın yüzünden. Hiç basmayacaktım ya. Cadıdan tek yer mi diyor. Şu anda yeme ihtimalim var. İki eliyle vurursa yerim. Ama bu oyunda ölmek de yaşamak da ekip işi arkadaşlar yani. O yüzden basmayacağım. Oğlum ölür mü diye yapmamız lazımdı aslında ya. Şükreme ya. Ben bir tane de şimdi basarım. Oo, tadından yenmez. Şöyle biraz. Neyse. Çok uzaklaşmayalım. Şu daire bizi koruyacak. Bir tane de bastı. İki abi. Ölmeyeyim değil mi şimdi? Şurada şunları bir an önce keseyim sıkışmayayım diye şey yapıyorum. Sal bana bir müsaade et. Chat ölmenden tarafa. Chat'e böyle anasını satayım. Dost musunuz düşman mısınız desin belli değil yani. Lan git. İki eliyle vurdu şerefsiz. Üçü bastım beyler. Tamam mı? Şu anda bir tane daha basarsam her şey bitti. Ama cadı bitti zaten. Son derece değerli kargo geliyor diyor. Kaç puan verdi lan, ona baksaydık keşke. Oğlum fulledi lan. Tamam şu anda kargoyla alakalı işimiz bitti abi. Kasmamıza gerek yok. İçinden ne çıkacak? Beyler geliyor mu be? Bu arada kaybettiniz. Tamam mı? Onu da söyleyeyim. 3 diyen arkadaşlar. 4 bastın diyor. Ne 4 basacağım lan? 19 tane kit vardı. 3 bastım. 19'du. Açıyorum. Allah'ım! Vallahi çıktı lan. Yemin ediyorum çıktı oğlum. Oğlum şansa bak ya. Ya oğlum ya. Mükemmel ya. Vallahi mükemmel oğlum. 100 kere kestim lan cadıyı. Aha başı çıktı lan. Vallahi başı çıktı ya. Bir şeyin başının çıktığına bu kadar sevineceğim hayatta aklıma gelmezdi. Vallahi çıktı abi. Abi bir görsel versene diyor ya. Hiçbir şeye yaramıyor ama. Oğlum şekli yeter lan. Başı çıkmış oğlum başı. Vallahi çıktı başı. 25 tane veriyormuş. Sıra dışı örneklerden. 157'ye de tamamladık. Vallahi çıktı ya. Şunu tatlılığını görüyor musun ya? Hemen. Hemen gidiyor. Şuralara bir bakalım. Joe burada mıymış? Vallahi teşekkürler arkadaşlar. Sonunda çıktı. Bu arada Deadshot bana atmıştı.
bunu. Ben de onun videosunu paylaşacaktım hafta sonu. Tamam mı? Gerek kalmadı kardeşim. Teşekkür ederim yine. Bakıyorum bir not var. Başını aldı vallahi, başını aldı. Yemin ediyorum baş çıktı ya. Çok iyi oldu ya. Tip oğlum, tip. Tamamen tip. Rıdvan baş çıktı, baş. Rıdvan. Rıdvan gitti mi lan? Rıdvan. Başı çıktı Rıdvan. İyi söylemişim diyor. Vallahi teşekkürler ya. Evet abi. Şimdi bakalım baş ne işe yarıyormuş. Bu arada C4 her zaman istemiyor. Onu da görmüş oldunuz arkadaşlar. Bunu da ayrıyeten cadının kafası çıkmayacak mıydı diye anket yapsaydık keşke diyor. Herkes çıkmayacak derdi. Çünkü ben yayınlarda bile 10 kere gittim. Yayınlar dışında 100 kere gittim. Raid görevleri için falan. Çıkmıyor abi. Yani bir şey de çıkmayınca değerli oluyor yani. Telsiz ve kraterde ipucu aranıyor. Acaba? Kraterle alakalı bir gelişme yok. Ben baktım oraya. Başından beridir diyorum. Beyler, inşa et dediğimizde geliyor. Nereye inşa etsek ya? Şuraya yapayım mı? Oğlum o bahçeye mangalı koyacağım ya. Orayı biraz büyütmem lazım benim bahçeyi. Şimdi kömür falan alalım, dur. Abi güzel oldu benim bahçe be. Şuraya aslında ben böyle bunu buraya koymayacağım. Gözünden girmiş lan spear. Nasıl yapalım biliyor musunuz? Ben bunu şimdilik buraya koydum. Burayı böyle güzel bir alan yapacağım. Sizlerle birlikte işte videolara başlangıç noktası yapacağım. Mangalı buraya atacağım abi. Onun dışında barı buraya atacağım. Şu biraz daha büyüteceğim şu alanı. Burası böyle bizim buluşma noktamız gibi olacak. Videolara bu noktada gireceğim. Başı da böyle bir yere koyarız ya artık. Nereye? Kömür yok mu lan? Heh. Şimdi bakalım baş ne duruma? Abi ateşi yak ve ateşin sönmesine izin vermeyerek sürülerin saldırmasına engel ol. Biliyorsunuz ki kampımızda sürekli cadının olduğu bölgeden 24 saate bir dalgalar geliyor ve şu taş duvarları yıkamıyorlar ama şu ahşap duvarları yıkıyorlar arkadaşlar. Hatta haritaya bir girip bakalım. Tamam, haritadan göstereyim size çünkü bunu video olarak da paylaşacağım. Bilmeyen arkadaşlar olabilir çünkü bu konuda çok sıkıntı çekiyorsunuz. Bununla alakalı baş çıkmasa da bir taktik söyleyeceğim sizlere, ben nasıl üstesinden geldim bugüne kadar. Çünkü baş biliyorsunuz geç çıkıyor yani. 9 saat 50 dakika sonra yaklaşık 20-30 tane dingil zombi kampımın bir bölgesinden, rastgele bir bölgesinden girecek. Dümdüz mal gibi duvarlara doğru yürüyecek ve duvarları kıracaklar arkadaşlar. Yani hani takılsa orada duvarda böyle sürekli aynı hareketi yapsa falan anlayacağım da. Takılmıyor da gerizekalılar. Ve bütün birinci seviye, ikinci seviye duvarları yıkıyorlar. Şunları göstereyim şurada. Şuradaki duvarların hepsini yıkabilirler. Taşları yıkamıyorlar, kutulara bir zarar veremiyorlar ama duvarlarınızı yıkıyorlar. Eğer sizde baş yoksa duvarları şöyle yapın. Abi yapmayın duvarı. Burası kırılmış varsayalım. Tamam mı? Mesela burası kırık. Zombiler kırdı burayı. Yapma abi bir de. Ne yap biliyor musun? Birinci seviye duvarı yaptıktan sonra ikinci seviye duvara hangi malzemeleri istiyor burada görüyorsun. 20 tane. Birinci seviye duvar için bir tane odun istiyor zaten. 20 tane şeyden istiyor. Neydi bu, işlenmiş odun istiyor. 10 tane taş istiyor. Onu da buldun. Sonrasında iki taş yapmak için ne istiyor? Bunlardan istiyor. Bunu da buldun mu? O zaman yap abi. Anladın mı? Çünkü bunu yapacaksın, ikinci seviyede yapacaksın, kırılacak belki. Onun dışında bir yöntemi de kafanın yanması abi. Başı yakacağız. Şöyle koyayım. Bir gün 20 saat boyunca kampıma hiçbir şekilde saldırı olmayacak. Gördüğünüz gibi mükemmel oldu yani. Şu dekora bakar mısın? Çok iyi. Ben bu arada orayı taşlayayım anasını satayım. Niye ben öyle bıraktım orayı? Var mı? Malzemem mi yoktu benim? Ya benim malzemem şöyle olmaz. Yani o malzemeyi bir çarçur etmiş oluyorum bazen. Sadece o malzemeden kalmıyor elimde. Aslında şu ortayı mı taşlasam ama belki burayı yıkarım ya. Bilmiyorum. Yıkma durumu olabilir burayı arkadaşlar. Şu anda düşünüyorum şu bahçe olayını nasıl geçeceğim. Bir kere işte olacak kesinlikle. Abi zombiler kampına girdiği an kafayı yakarsan ne oluyor? Ya ondan sonraki dalgaya etki eder bence yani. Onu da deneyelim ama. Bir gün aklıma gelirse onu da deneyeyim. Benim şurada bir yerde taşlarım, ha şunlar varmış bak. Ama taş yok herhalde. Bir
taş olsaydı yapardık. Taş yok, o yüzden yapamayacağım. Bir tane taş yok lan, bir tane lan. Inbox'ta var mısın? Ya böyle aramayalım artık. Buradan kaynaklar dediğimde zaten çat diye geliyor. Her şey var. Bir tane taş yok. İşte yani benim hayatım hep böyle yani. Bir tane bir şey kesinlikle olmayacak. Olursa problem yani. Abi keşke çapraz koyabilsek diyor. Aynen lan, güzel gözüküyor. Doğru. Bu arada şunu incele baksana. Altında kanlar var. Sağ taraftan sol taraftan iki tane ateş çıkıyor. Meşale olayını çok beğendim bu arada. Gözünden spear girmiş. Diğer gözü de kıpkırmızı abi. Güzel bence. Oğlum şuralarda bir taş lan. Vardır be oğlum. Harbiden mi? Aa varmış işte. Yani şeyi göstermişken bir şey yapayım istiyorum hep, tamam mı? Abi ya da işte duvar yapmayacağım. Geleceksin şöyle, şimdi odun yok anasını satayım ya, böyle bir şey. Odun şeyde de var da şuradan çekivereyim dedim direkt. Aa ekipman değil lan, kaynak. Abi buraya geliyorsun. Yani bunu bulmak zor çünkü. Direkt kapı yaparsam ama şey yapmazsın, o yüzden sana duvar yapacağım. Geliyorsun böyle, duvarı kuruyorsun. Çat. Ulan diğer taştan almamışım. Vay anasına ya. Diğer taştan da alacağım. Onu da taşı çevireceğim. En azından hani yıkılmasın diye. Açık olsun. Belli bir müddet kampınız açık olsun. Her tarafı tamamlanmamış olsun. Çünkü sen burayı... Mesela şuralar yıkık olsun, anladın mı? Önemli değil. Amacımız ne? Ulan. Ya yemin ediyorum var ya. Rıdvan burada mısın lan? Oğlum zemini yapılmamış lan oranın. Zemini yapılmamış ya. Yani böyle bir şans olayı faktörü var mı ya? Zemini yap. Burayı da yap artık. Ha böyle böyle çalışacaksın yani. O taş artık kimse yıkamaz. Tahtaları yıkarlar. Boş yere şey yapmamış olacaksın yani. Şunları da atayım abi. Ben cadıyı buldum. Bara gidiyoruz şimdi. Bir bakalım. Bir değişiklik bir şey olur. Keşfederiz. Yani sonuçta Witch'te bak. Hayaldi, gerçek oldu. Abi ben iki kargoyu teslim ettim. Bir kasadan fazla kaldı diyor. Abi ben ikinci kargoyu teslim ettim. Nasıl lan? Oğlum yakıt şey karambole mi çıkıyor o zaman? Bire olayı. Abi iki katlı ev yapabilseydik o çok güzel olurdu. Bence bilmiyorum ya, onu yapmak zor ya ama.